Eşkenar bir üçgen verilmiş. Niye verilmiş biliyor musunuz? Tamamen açıları yorumlayın diye. Bakın şimdi şöyle 60 derece bu tamam. Sonra burası 60 derece. E doğal olarak burası alfa 60 artı alfa yani 60'dan büyük. Geri kalan açımızda 60 eksi alfa alfa sayesinde 60'dan küçük. En büyük açı 60 artı alfa o zaman en büyük kenar y. Sonra 60 ortanca kenar x en küçük açımızda 60 eksi alfa olduğu için y x z oldu. Doğru cevabımız e şıkkı. Birbirine bağlı üçgenlerde en uzun en kısaları sorduğu zaman oklar çıkararak halledebilirsiniz. En kısa kenarı mı soruyor? O zaman ilk önce üstteki üçgende 50 derece, 60 derece, 70 derece. Şöyle 50'den E'ye bir ok gönder. Sonra gel 35, 55 90. Burada en kısa kenar hangisi? 35'in karşısı olan. Buradan da oku gönder. Bu okları takip ettiğin zaman çıkış noktan sana doğru cevabı verecek. Bu şekilde bunları pratik şekilde halledebilirsin. B şıkkı. 6, 9, 4, 12 verilmiş. En küçük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi x normalde üstteki üçgenden baksak 15 ile 3 arasında. Alttaki üçgenden baksak 8 ile 16 arasında. O zaman 8'den büyük 15'ten de küçük. Alacağı en küçük tam sayı değeri 9 gelmiş oldu B şıkkı. Dar açı olacak şekilde 6 ve 8'i kullanacağız. Şimdi şuna dikkat edelim. Eğer 90 olsaydı 6, 8, 10 olacaktı. Şu BC kenarı. BC kenarına x diyeyim. Ne olacak da 10 olacak ama dar açı olduğu için 10'dan küçük. Yalnız tabii ki eksi sonsuzdan büyük değil. Neyden büyük? 8 6'dan 2'den büyük. Buna göre o zaman sağ taraftan bakalım şimdi. Mesela sağ taraftan 2'den büyük olması için normalde 9, 2 daha 11. Yani eğer eşit olsaydı tam 11 olurdu ama 11'den daha büyük yerlere dokunacak. Nereye kadar gidecek bu? 9'a 10 a eklersek 19 o zaman ta bu dışarı taşacak şekilde aslında her yere gelebilir. Şu kısımda her yere gelir. 11 açık aralığı 18 dahil her noktaya değer. Aynısını soldan da yapabilirim. Nasıl olsa bu bir pergel. Sol tarafı alırım derim ki 7'ye dokunmaz. Şöyle çünkü ne dedik 2'den büyük değer olacak x. 9'dan 10 çıkar eksi 1 yapıyor. O zaman buradan da her yere geliyor. Yani burada da 7 açık. Eksi 1 olması lazım ama tabii ki öyle olmayacak. Orada 0 da bitiyor. O zaman 0 dahil 7 açık her yere geliyor. Nerelere dokunmadı? 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a. Ve 11'e dokunmadı. O zaman 0'dan 18'e 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta yok. Toplam 0.18 dahil 19 nokta var. 5 tane çıkarırsak 14 tane noktaya dokunabilir A şıkkı. Bir açı bilgisiyle halledeceğiz bunu. Şöyle bir soru tipimiz vardı, kuralımız vardı açı konusunda. Alfa dersek iki tane açı ortayın kesiştiği yerdeki tete açısını hatırlayalım. 90 artı alfa bölü 2 idi. Bu yüzden teta ne oldu otomatik olarak? geniş açı oldu. 90 dereceden büyük oldu. O zaman burada şunu söyleyebilirim. 90 olsaydı x ne olurdu? Kök içinde 25 artı 49'dan 74 olurdu. Ama geniş açı olduğu için daha büyük. Tabii ki sonsuza kadar gitmeyecek. Kenarların toplamından da küçük olacak. O zaman alacağı en küçük tam sayı değeri kök 74'e en yakın ne var? Kök 81 yani 9 B şıkkı. A artı B 108'den küçükse, şimdi A artı B buraya alfa diyelim, buraya teta diyelim. İkiz kenar üçgen buraya da alfa diyelim. Şimdi alfa artı teta 108'den küçükse toplamlarının 180 olması için mecburen kalan üçüncü açımız olan alfa ne olmalı? 72'den büyük olmalı. Atıyorum burası 107 olsa bu mecburen 73 olur. Sonuçta toplamlarını 180'e tamamlamam lazım üçgende. İç açılar toplamını atlamamalıyız burada. Alfa 72'den büyük geldi. Alfa 72'den büyükse A'nın en çok olması için alfaların en az olması lazım. En küçük burası 73. Sonra 73. Tam sayı diyor tüm açıları. 73, 73 daha 146 oldu. Demek ki teta en fazla 34 derece olurmuş D şıkkı. 45 derece demiş. Şimdi 45 dereceye eşit olsaydı A, B, C diye düşüneceksiniz. Bazen eşitsizlik sorularında bir varsayımda bulunmak lazım. Eşit olsaydı burası 4 olurdu, burası 4 olurdu, 3 olurdu, bu da 5 olurdu. Ama 45'ten daha büyük değil mi? O zaman karşı kenar ne olur? Daha da büyür. X büyüktür 5 olur. Alacağı en küçük tam sayı değeri de 6 gelir A şıkkı. Evet ilginç bir soru. Şimdi burada onu kullanmamız lazım. Ee, onu kullanacağız. 4'ü kullanacağız. 7'yi kullanacağız ve x'i bulacağız. Şimdi burada şöyle c noktası b'nin üzerinde olsaydı. Bu şekilde c b'nin üzerinde olsaydı. Ne olacaktı? 10 artı 4. 14. Şuraya y dersem y 14'ten küçük olacaktı değil mi? Bu net bilgi. O zaman Zaten C şurada bir yerde olunca hala ile 14'ten küçük oluyor. Y 14'ten küçük. Bilerek hani şöyle anlamanız için 13.99 olsun diyeyim şimdilik. Sonrasında burada da bir üçgende eşitsizlik yaparsak. X bu sefer ne oldu? 7 artı Y'den küçük. Yani X 7 artı 13.99'dan küçük. En büyük haliyle bile hani uyduruk sayı verirsek. Buradan da ne oluyor? X 20 küsür sayıdan daha küçük. O zaman x'in alabileceği en büyük değer ne geldi? 20 yani c şıkkı. Bazen açı kenar bağıntılarında eşit olsaydı yorum yapın. Bakın şimdi eğer a 60 derece olsaydı x ne olacaktı? 6 kök 2 ama 60'tan daha büyük. O zaman 6 kök 2'den de daha büyük. Eğer 90 olsaydı 6 kök 2 6 kök 2 12 olacaktı ama 90'da değil o zaman... 12'den küçük olmalı. 12 ile 6 kök arasında. 6 kök şöyle kök 72 olarak yazayım hem görün. Ne olur? 11, 10, 9, 8 olur mu? Olmaz çünkü 64 oluyor. O zaman toplamda 3 tane tam sayı değeri var C şıkkı. AB kenarıyla aslında DF arasında bağıntı kurabiliriz. 2 tane orta noktayı birleştirdiğimiz zaman tabana paraleldir. Yani 2a dersem orta taban a olur. Böylece 14a'dan büyük olur. İkisinin toplamı kenarların farkları da 9 5'ten 4a'dan küçük olacaktır. Buna göre 2a yani 28 2a 8 olur. Alacağı en büyük tam sayı değeri de bakın ne oldu? 27 yani D şıkkı. İkizkenar bir üçgen verilmiş, tabanı verilen ikizkenar üçgende tabana dik indiririz. Böylece tabanı 2'ye böler 7 7. Şimdi artık bir dik üçgen. Neye dikkat edeceğiz? Bir dik üçgende en büyük kenar hipotenüstür ve dikkat edin şöyle bir T dersem BT 16 dik kenar 16 olduğuna göre x 16'dan daha büyüktür. O zaman alabileceği en küçük tam sayı değeri 17 olur. A şıkkı. Açı ortay şu yüzden veriliyor arkadaşlar. Bakın bu açı ortay sayesinde aslında 2 alfa mecburen 180'den küçük olur değil mi? Şurada bir açının 0 derece olmaması için. O zaman alfa ne oluyor? 90'dan küçük. Bak burada böyle olunca 36 artı x kare büyüktür 64 olacak. x kare büyüktür 28 olacak. x o zaman kök 28'den büyük alacağı en küçük tam sayı değerine geldi. 6 gelmiş oldu. E şıkkı oldu.